Şimdi Ayasofya, diğer konuşmacılar da değindiler. Türkiye için, Türk halkı için sembolik bir cami, kebir. Bunun uzunca dönem müze olarak kullanılmış olması aslında Türkiye'deki din-devlet ilişkileri, İslamiyet'in Türkiye'deki konumunun Cumhuriyet dönemi uygulamaları ile ilintilendirmek gerekir. Dolayısıyla bir normalleşmedir aslında. İslamiyet'in Türkiye'de Türk toplumunda devlet ilişkilerinin normalleştirilmesi meselesi olarak görmek lazım. Aslında tek parti döneminde yapılan uygulamaların bazıları Türk toplumunun içine sinmemiştir. Bu çok açıktır. Bunların en önemlilerinden birisi ezanın Türkçe okutulmasıydı, biliyorsunuz. Ve bu karardan daha sonra, serbest seçimlerden sonra halkın yoğun isteği sonucunda vazgeçildi ve ezan orijinali olan Arapça olarak okunmaya devam ediyor Türkiye'de. Ve Ayasofya o dönemde alınan kararlardan ve halkın içine sinmeyen kararlardan, Türk toplumunun büyük çoğunluğunun içine sinmeyen kararlardan bir tanesidir. Dolayısıyla bu kararın düzeltilmesi elzem diye düşünüyorum. Diğer taraftan Ayasofya ile ilgili yapılan tartışmalarda şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Ayasofya bir Osmanlı külliyesidir aynı zamanda. Ayasofya sadece camiden ibaret değildir. Osmanlı dönemi boyunca padişahlar, farklı padişahlar döneminde camiye eklemeler yapılmıştır. Cami güçlendirilmiştir. Minareler yapılmıştır. Ama biz sadece bu minareleri biliyoruz. Daha çok bu konuşuluyor bugün. Ama bugün Ayasofya'da hanedan mensubu, 142 hanedan mensubunun türbesi bulunmaktadır, mezarı bulunmaktadır. Bakın, 142 ve bunlardan 5'i de padişahtır. Dolayısıyla bizim aynı zamanda padişahlarımızın, devlet adamlarımızın Türk tarihindeki bunların önemlileri de burada yatmaktadır. Mimar Sinan'ın yaptığı türbeler vardır. Dolayısıyla burası bir Osmanlı külliyesidir. Sadece türbeleri bahsetmiyoruz. Aynı zamanda da türbelerin dışında da medresesi vardır. Bu medrese de maalesef yine tek parti döneminde görüntüyü bozduğu gerekçesiyle ortadan kaldırılmıştır, yıkılmıştır ve bugün rekonstrüksiyonu yapılmaktadır. Orijinali ile tekrardan rekonstrüksiyonu yapılmaktadır, tekrardan inşa edilmektedir. Bir Sıbyan Mektebi bulunmaktadır Ayasofya Külliyesi'nin içerisinde. Yani çocuklara, ilkokul çocuklarına eğitim verilen bir mektep bulunmaktadır. Çok önemli mimari açıdan şaheser kabul edilebilecek bir şadırvanı bulunmaktadır. Efendime söyleyeyim, yine etrafında muvakkithanesi bulunmaktadır. Yani saatin ölçüldüğü, namaz vakitleriyle ilgili. Dolayısıyla bir bütün olarak bakın, bir Osmanlı külliyesinden bahsediyoruz burada. Ve bunun aslına dönüştürülmesi Türk milleti açısından çok önemlidir. Geçmişte almış olan bir kararın tahsis edilmesi olarak görmek ve okumak lazım. Bu açıdan baktığınız zaman ve türbenin içerisinde, yine bu türbelerle birlikte, yine Ayasofya'nın kilise döneminde vaftizhane olarak kullanılmış ve daha sonra Osmanlı döneminde yahane olarak kullanılmış olan kısmında da yine padişah türbeleri bulunmaktadır. Yani içinde de yine padişahların türbeleri bulunmaktadır. Ve maalesef bunlar uzunca dönem biletle ziyaret edilebilmekteydi. Evet. Allah rahmet eylesin, Ayasofya Müze Başkanlığı yapmış olan Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun hocamız kendi döneminde bunların restorasyonlarını yaptı ve efendime söyleyeyim, türbeleri de müzeden ayırdı ve dışarıdan yine ücretsiz girilmelerini de mümkün hale getirmişti. Yani dolayısıyla bir aslına döndürme, külliyeyi tam manasıyla aslında adım adım geçmişten bugüne kadar farklı efendime söyleyeyim yöneticiler eliyle bu çabalar devam ediyordu. Bu medresenin rekonstrüksiyonu meselesi de yine bugün devam ediyor. Dolayısıyla tarihi eserlerimizi ve aynı zamanda bu kadar öneme sahip olan cami-i kebir olarak ve bir sembol olarak, Türk milleti açısından bir semboldür Ayasofya. Herhangi başka bir yapıyla karşılaştırılamayacak öneme sahiptir. Osmanlı döneminde, yine Cumhuriyet'in ilk döneminde müzeye dönüştürmeden önce Kadir gecelerini Ayasofya'da ihya etmek, Evet. Ramazan'da orada efendime söyleyeyim teravih kılmak, cuma namazı, ya bunlar çok önemlidir bu toplum için. Her toplumun önemli dini sembolleri bulunmaktadır. Türkiye açısından da, Türk toplumu açısından da Ayasofya budur, yani çok önemlidir. Dolayısıyla aslına rücu etmesi çok önemli bir hadise. Cumhuriyet tarihi açısından da baktığımız zaman. Peki. Diğer taraftan dışarıdan gelen tepkileri tabii şöyle anlamlandırmak lazım. Yunanistan kendisini işte Bizans'ın bir mirasçısı olarak görüyor. Halbuki
Bizans'ın mirasçısı olarak gördüğü için de efendime söyleyeyim burada kendince bir hak görüyor. Fakat bunun tabii ne uluslararası hukuk açısından ne de başka bir açıdan kabul edilebilir bir tarafı yok. Türkiye egemen bir devlet olarak kendi toprakları üzerindeki herhangi bir yapıyla ilgili herhangi bir kararı alabilecek bir devlettir. Ve aynı zamanda da Türkiye'deki yani Yunanistan'ın kendisinin zaten Müslümanlara yönelik politikaları da çok sıkıntılıdır biliyorsunuz. Yani Atina'da bugün hala bir cami yok. Müslümanların cuma namazı kılabileceği resmi bir cami yok. İnsanlar merdiven altlarında cuma namazı yahut vakit namazlarını kılmak zorunda kalıyorlar. Yine Atina'daki Osmanlı eseri camilerin hepsi müzeye çevrilmiş, minareleri efendime söyleyeyim restorasyon bahanesiyle indirilmiş aşağıya. Bütün Yunanistan çapında maalesef bu böyle. Dolayısıyla yani bunları ciddiye almamak gerekir. İç kamuoyuna yönelik olarak böyle bir tepki gelir. Daha çok da tabii Yunanistan'la Türkiye arasında Ege'de kaynaklı, Libya kaynaklı, Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge kaynaklı başka siyasi sıkıntılar var. Yunanistan bunu kullanmak isteyecektir ama Türkiye'nin bu kararı alıyorken Yunanistan ne der, öteki devlet ne der, bu devlet ne deri düşünecek hali olmadığını düşünüyorum. Bence eğer böyle bir karar alınırsa çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Diğer açıdan da işte çeşitli eleştiriler geliyor. Bunun işte bir dünya mirası olduğu ile ilgili. Bu bir cami olarak kullanıldığı zaman da Süleymaniye Camii'de, Selimiye Camii'de, efendime söyleyeyim Sultanahmet Camii'de 500 yıllık eserler, bunlar da daha geçmişe giden 1000 yıllık camiler de mevcut Türkiye'de Selçuklular döneminden kalma. Bunlar da dünya mirasıdır ve bugün cami olarak kullanılmaktadırlar ve korunmaktadırlar. Dolayısıyla bu konunun korunmasına zarar verecek bir durum da söz konusu değildir. Ayasofya, Trabzon'daki Ayasofya Camii, İznik'teki Ayasofya Camii bunlar da müzeydiler ve mahkeme kararlarıyla aslında rücu ettirildiler ve bugün kullanılıyorlar. Dolayısıyla bunlar da geçerli argümanlar değiller. Bunlar Türkiye'deki geçmişten gelen, Türkiye dış dünyada nasıl gözüküyor konusunda Türkiye'yi çok daha seküler bir ülke olarak göstermek isteyen ve bunu bununla ilintilendiren insanların aslında kaygıları. Halbuki Ayasofya'nın cami olup olmamasının efendime söyleyeyim Türkiye'deki mevcut devlet nizamının seküler olmasıyla bir alakası yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti seküler bir devlet. Ama aynı zamanda insanların din özgürlüğü var ve bu yapı bir cami olarak vakfedilmiş. Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfiyesi de hala mevcut. Dolayısıyla aslında rücu ettirilmesi gerekiyor. Bence mesela